Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere bu güzel modelin yapılışını göstermeye çalışacağım. Modelimize başlamadan önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretine de tıklarsanız paylaştığım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Böylece yeni ve güzel modellerimizi de kaçırmamış olursunuz. Eğer modellerimi beğeniyorsanız beğen butonuna tıklayarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Önce ara kısmını ben burada yaparak hazırladım. Bir tanesini daha birlikte yaparak modelimizin sap kısmını oluşturalım arkadaşlar. Modelimizin ara kısmını çiçeğimizin üst kısmı gibi hazırladım. Hemen bir tane daha yaparak tamamlayalım. Bir tane zürafa yapıyorum. Yapmış olduğum zürafaya batıp buradan geri dönüyorum. Tekrar aynı zürafanın içine batıp üzerine küçük bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batıp tepesine düğüm atıyorum. Bir sonraki zürafaya batıp aşağıya döndüm. Ara kısmı bu şekilde devam ediyor. Ben arasına 8 tane yaptım arkadaşlar. Dilerseniz bunu artırabilir veya eksiltebilirsiniz. Şimdi ara ile modelim arasında 3, 6, 7 tane zürafam var. Buraya da hemen 7 tane zürafamı yapıp hazırlayacağım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane zürafamı yaptım. 3, 6 ve 7. Hemen yuvamı oluşturuyorum. Zürafadan hafifçe büyük olacak şekilde yuvamı oluşturdum. Yuvamın içine batıp buradan geri dönüyorum. Şimdi buraya bir tane küçük pırpır yapıyorum. Bu büyüklükte arkadaşlar. Pırpırımın içine batıp tepesine düğüm atıyorum. Tekrar pırpırımın içine batıp üzerine pırpır yapıyorum. Bu büyüklükte bir pırpır yaptım. Tekrar yuvamın içine batıp buradan aşağıya döndüm. Hemen ikincisini yapıyorum. Bir tane küçük pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batıp tepesine düğüm atıyorum. Tekrar aynı pırpırın içine batıp üzerine küçük pırpır yapıyorum. Hemen yuvama dönüp bu şekilde sap kısmını tamamlamış oldum. Hemen bir sonraki zürafaya batıyorum. Buradaki zürafalarımı da yapıp tamamlayacağım. Şimdi hemen üzerine çiçeğimizi de yapıp tamamlayalım arkadaşlar. Hemen buradaki küçük pırpırıma batarak buraya düğümümü atıyorum. İpimin ucu sağ tarafta olacak şekilde iğnemin üzerine koydum. Üzerine pırpır yapacağımız için
İpimiz sağ tarafta kaldığı için üzerine düğüm atacağız ve düğümümüz çözülme ihtimali olmayacak. İpimiz iki katı olacağı için de pırpırlarımız daha düzgün olacak inşallah arkadaşlar. Hemen yuvama batıp buraya birinci pırpırımı yaptım. Şimdi tekrar batıyorum, hemen ikinci pırpırımı yapıyorum. Tekrar batıyorum. Üçüncü pırpırımı yaptım. Buraya toplamda 7 tane pırpır yapacağız arkadaşlar. Beş oldu. Altı. Ve hemen sonuncusunu yapıyorum. Yedi. Bu şekilde 7 tane pırpırımı yaptım. Hemen ayağımın ters yüzünü çeviriyorum. En son yapmış olduğum pırpırıma batarak tepesine bir düğüm attım. Şimdi her bir pırpırımın içine batıp üzerine zürafa yapıyorum. Sırasıyla her bir pırpırın içine batıp üzerine zürafa yaptım. Şimdi oyamın düz yüzünü çevirdim. Hemen ilk zürafanın içine batarak ortasına düğümümü attım. Şimdi buraya bir tane küçük pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batıp tepesine düğüm atıyorum. Bir sonraki zürafaya batıp buradan aşağıya döndüm. Tekrar aynı zürafaya batıp buraya pırpırımı yapıyorum. Pırpırımın içine batıp tepesine düğüm atıyorum. Hemen bir sonraki zürafaya batıp buradan aşağıya dönüyorum. Hemen aynı zürafaya batarak buraya bir tane küçük pırpırımı yaptım. Pırpırımın içine batıp tepesine düğüm attım. Bir sonraki zürafaya batıp buradan aşağıya döndüm.
Aynı işlemi tekrarlıyorum. Sonuncusunu yapıyorum. Bir tane küçük pırpırımı yaptım. Pırpırımın içine batıp tepesine düğüm attım. Tekrar aşağıya döndüm. Bu şekilde üzerindeki çiçeğimi tamamlamış oldum. Şimdi diğer çiçeğimi de aynı şekilde yapacağım. Dilerseniz buradan başlayarak pırpırınızı yapabilirsiniz. Ben bu bitiş kısmı her ikisi de aynı yönde olsun diye ikincisini ters yüzünden başlayacağım. Bu şekilde ters çevirerek buraya 7 pırpır yapacağım ve bitimi bu tarafta olacak arkadaşlar. Dilerseniz de düz yüzünden de yapabilirsiniz. İkincisini de aynı şekilde yapıp tamamlayacağım. İkincisini de aynı şekilde yaparak tamamladım arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde tamam oldu. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.